Depremin gerçekleştiği ilk anda gösterdiğimiz eylemlerin her biri şokla verilen tepkiler. İnsanlar çeşitli tepkiler verebilir. Herkesin etkilenme düzeyleri de şüphesiz farklı olacaktır. Deprem ve afet psikolojisi üzerine konuşacağız bu bölümde. Uzman doktor Emine Yağmur Zorbozan bizimle birlikte. Psikiyatri uzmanı kendileri. Emine Hanım merhaba. Merhabalar Büşra Hanım. Emine Hanım, şimdi böylesi bir afette insanlar duygularını tanımlamakta dahi zorlanabilir zannediyorum. Ne Maalesef. yapacağını bildiğinden emin olamamak da herhalde bu hislerin bir parçası. Sizinle Tabii deprem ve ki. afet psikolojisine dair konuşacağız dedik dinleyicilerimize. Neler aktarırsınız? Evet, öncelikle milletimizin başı sağ olsun, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz ülkecek. Deprem en önemli afetlerin başında geliyor. En çok can kaybına sebep olan doğal afetlerden biri. Ve oldukça travmatik yaşantılara sebep oluyor toplumda. Özellikle bölgede yaşayan Emine insanlar Hanım, ağırlıklı çok olmak üzere. affedersiniz. Bizimle acaba konuşurken kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Böyle bir ihtimal söz konusu Hayır. olabilir mi? Ya da hoparlörden? Bir Eğer öyle bir durum saniye varsa tekrar. arada bir cızırtı oluyor da o sebeple söylemek istedim. Şu an tekrar düzeldiyse lütfen devam edin. Tamam. Şu şekilde, tabii ki bunlar kitlesel travmalar. Deprem en çok can kaybına sebep olan doğal afet. Özellikle deprem bölgesinde olan kişiler başta olmak üzere bu olaya televizyondan şahit olan, olay yerine giden, evlerinden haberleri takip eden herkes de ikinci bir travmayı maalesef deneyimliyorlar. Travmada her türlü tepki normal olarak kabul ediliyor. Çünkü herkesin travmaya yanıt verme şekli farklı. Kimisi ağlayabilir, kimisi çığlık atabilir, kimisi dona kalabilir, kimisi bu durumu çok öfkeli yaşayabilir. Kimisi bazen gerçek dışı söylemlerde bulunabilir. Bunların hepsi travma yanıtı ya da travma cevabı. Her insanın travma yanıtı da birbirinden farklı. Ülkede 80 milyon insan yaşıyor. Dolayısıyla 80 milyon farklı travma yanıtı var. Bunların hepsini doğal süreçler olarak kabul edebiliriz Büşra Hanım. Yani psikolojik olarak aslında sağlam kalabilme mücadelesi vereceğimiz bir süreçteyiz. Bunun inişleri de olacak, çıkışları da olacak, değil mi? Çıktığımızı zannettiğimiz bir noktada tekrar inişler mümkün. Bu da Tabii ki. aslında bize çok da böyle kötü noktalara, kötü düşüncelere de sevk etmemeli, değil mi? Bunun sürecin bir normali olduğunun en azından bilincinde olarak devam etmeliyiz. Tabii ki. Şimdi olay çok yeni, çok akut. Bu tarz alışılagelmedik tepkilerin bir aya kadar verilmesi oldukça doğal. Özellikle başlangıç sürecinde daha akut olmak üzere şu son 15-20 güne daha çok oturur bu belirtiler. Örneğin başlangıçta belki depremden etkilenmesi çoğu kişinin biraz daha azken şu son günlerde 15-20 gündür ikinci, üçüncü haftasında tepkilerin ağırlığı daha çok artıyor. Çünkü o ilk baştaki o şok ortadan kalkmış oluyor. Can havli ortadan kalkmış oluyor. Şu an psikolojik semptomların, belirtilerin en ağır olduğu dönemdeyiz. Ancak bunlar bir ay, iki ay gibi bir sürede zamanla hafifleyecektir. Dolayısıyla hani şu an düşünürken, davranırken bunların bir travma etkisinde olduğunu, içgüdülerimizle daha çok davrandığımızı da unutmamamız gerekiyor. Özellikle bu dönemlerde de çok önemli kararlar almamamız gerekiyor. Doğal bir süreç, hepimiz çok üzüldük, çok yorulduk. Ama zamanla elbette ki yoluna girecek. Fakat geçmişte bir travma öyküsü varsa kişide, örneğin daha önce depremi yaşadıysa, birini kaybettiyse, evini kaybettiyse ya da enkaz altında kaldıysa ya da başka bir psikiyatrik rahatsızlığı varsa, bu kişilerin etkilenme oranı tabii ki çok daha yüksek. Deprem sonrasında kişilerin yaklaşık %20'sinde travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yani bu 1-2 ay içerisindeki bu belirtiler hala yatışmamışsa, kişi gerçekten işine gücüne gidemiyorsa, ailesi içerisinde iletişimi kopuk hale geldiyse, o zaman bir ruhsal destek almasının vakti gelmiştir. Peki Emine Hanım, yani zihin kötü senaryo üretmeye meyilli midir? Yani korkumuzu yönetmek için çaba dahi göstersek, tepkilerimizi mantıklı bulmasak dahi mani olamayabiliyoruz. Korkunun üretildiği artık o vücudun sorumlu noktaları neresiyse, akıl yürütme yetilerimiz arasında bir ikilem yaşanıyor. Buna dair ne söylemek istersiniz? Şimdi o ikincil travma diye ifade edilen kesimin de afete dair farklı psikolojisi söz konusu. Tabii, özellikle İstanbul'da
yaşayanlar şu an çok tedirginler. Çünkü deprem beklenen bir bölge. Ve gördüklerinde aslında şu an tamamen herkesin zihninde felaket senaryoları var. Aslına bakarsanız bu korku bir taraftan işlevsel bir korku ve son derece normal. Yani hepimiz deprem gerçeğiyle evet yaşıyoruz ama gün içerisinde rutinlerimizi yaparken bu düşünce zihnimizin bir kenarında köşesinde kalıyor sadece, kayboluyor. Şu an tabii bu olayın etkisiyle işlevsel bir korku söz konusu. Herkes evlerine baktırmak istiyor, sağlamlaştırmak istiyor, önlem almak istiyor. Bunlar işlevsel korkular. Böyle travmatik dönemlerde insanların çok fazla olumlu şey düşünmesi mümkün değil. Travmanın doğası bu. Çünkü travmadan sonra vücutta yayılan bir takım hormonlar tamamen hayatta kalmayı tetiklemek için bir mekanizma olduğu için şu an hepimiz kötü senaryolar düşünüyoruz. Başıma şu gelirse ne yaparım, şu gelirse nasıl davranırım, çocuklarımı nasıl korurum, nasıl güvenli bir bölgeye alırım gibi şeyler. Bunları düşünmek kaçınılmaz. Ama günlük rutinlere döndükçe, hayat normal akışına dönmeye başladıkça, işimize gücümüze gittikçe, çocuklar okuluna devam ettikçe, arkadaşlarla, akrabalarla görüştükçe tabii ki hayat normal akışına yavaş yavaş dönmeye başlayacak. O zaman bu felaket senaryoları da biraz daha belki akılcı noktaya geri dönecek. Ama şu an dediğim gibi bunlar çok da akılcı olmayabilir. Daha çok içgüdüsel olarak düşünüyoruz. Korku algısıyla düşünüyoruz. O yüzden belki çok önemli kararları şu akut dönemde almamak gerekebiliyor. Örneğin işte şehir değişikliği gibi, iş değişikliği gibi bunları ya da ev değişikliği gibi çok aniden bunlar için biraz daha beklemek uygun. Ruhsal açıdan. Şimdi Emin Hanım, tabii çok başka bir afet yaşadık ve maalesef 11 ilimizi derinden etkiledi, sarstı ve onlarca da canımızı kaybettik burada. Şimdi böyle bir afetin boyutunu ve travma noktasındaki etkilerini belki çok haklılıkla dile getirebiliriz. Ama kendi kendimize, özellikle uzmanların da bir yardım olmadığı bir noktada direkt bunu bir travma olarak dillendirme konusuna ne dersiniz? Belki aslında daha sağlıklı, iyileşerek farklı bakış açılarınızda burada ayağa kalkabilirsiniz. Cümlemizin başında ne dedik? İnsanların farklı farklı etkilenme oranları olacaktır. Buradan daha az etkilendiğini düşünerek belki çıkan kişiler olacak veya tam tersi olacak. Hepsi de zannediyorum siz de tasdik edersiniz. Kendi içinde normaldir. Her bir birey farklı bir dünyadır çünkü tabii. Baktığımızda. Ama direkt bir tanım koymak konusunda da sanki bir mesafemiz olması gerekir mi? Ne dersiniz? Tabii ki. Şimdi travma denilen şey insanın bir beden bütünlüğünü bozulmasına karşı bir tehdit oluşumu. Örneğin işte deprem olabilir, sel olabilir, yangın olabilir, trafik kazası olabilir. Yani insanın can tehlikesi yaşadığı, beden bütünlüğünün bozulmaya çalıştığı durumlara deniliyor. Orada gerçekten çok büyük bir travma yaşanıyor. Bizler de şu an bu travmayı evet ikinci travma olarak maruz kalıyoruz. Bunun üstüne evet travma ama travma olması bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor. Anladım sorunuzu. Dediğim gibi eğer bu çok yoğun işlev kaybına sebep oluyorsa, sonrasında kişinin hayatını çok ağır şekilde olumsuz etkiliyorsa, o zaman işte hastalık dediğimiz travma sonrası stres bozukluğu durumu meydana geliyor ya da depresyon meydana geliyor. Bu durumlar evet hastalık ama hani bunun ismini şu an travma olarak adlandırmakta herhangi bir sakınca yok. Gerçekten çok travmatik bir olay yaşıyoruz. Dediğiniz şeye katılıyorum. Rehabilitasyon süreçleri bunda çok önemli. Travma bir zehirdir. Az zehiri de rutinlere dönmektir. Bu süreçte herkes için, bu kendim için de yapmaya çalıştığım şeylerden biri, bu zamana kadar hani yapmak isteyip vakit ayıramadığımız şeylere odaklanmaya çalışmak. Belki işte bir çalışma yapmak, kitap okumak ya da ertelediğimiz bir işi halletmeye çalışmak. Evi boyamayı düşünüyorsunuz mesela, evinizi boyamak gibi. Hani biraz ertelediğinizde, yapınca size iyi geleceğini düşündüğünüz eylemlerde bulunmak. Arkadaş sohbetleri, akraba sohbetleri, yalnız kalmamaya çalışmak. Çocuklar için özellikle okula gidilmesi, akranlarıyla konuşulması. Bunlar kişiyi büyük oranda zaten iyileştirecek eylemler. Şimdi bir de Emine Hanım, çocuklarımızla ilgili konuya da değinmek isterim. Şimdi bizler biraz da eski kuşaklara baktığımız zaman hani çocuklar bütün süreçlerin içinde olurdu. Şimdiki yani yeni dönemde artık daha çocukları o zorlu alanlara, acının yaşandığı alanlara sokmadan biraz daha dışında tutmaya çalışarak geçirdiğimiz haller söz konusu. Tabii bu deprem üzerinde konuşacak olursak bu çok da mümkün olmadı.
Yani Tabii. etkilenmeyen yer yok. Türkiye'nin Tabii. bütün noktalarında herkes kalbi bu bölgede atıyor, zihni bu bölgede. Ve çocuklarına herkesin de bu konuyu usulünce aktarmakla ilgili bir gayreti olduğunu da görüyorum. Nasıl Tabii. aktarabiliriz? Çünkü burada çok fazla sayıda çocuklarımız da etkilendi. Onların bir oyuncağıyla destek olması, ileride bu günleri hatırlamakla ilgili nasıl bir birikim bırakmalıyız? Bu da önemli olacaktır bir yol haritası çizmek adına. Yine eğer buna da bir önerileriniz olursa Tabii. dinlemek isteriz. Tabii. Tabii ki şimdi deprem hayatın gerçeği, tıpkı doğum gibi, ölüm gibi ve hayatın gerçeklerini çocuklara anlayabildikleri kadar yaş grubuna göre anlatmakta fayda var. Çünkü bunlar kaçınılmaz ve bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Örneğin okul öncesi dönemdeyse çocuk, küçük çocuklar için işte yer çok hızlı sallandığından binalar ayakta durmakta zorlanmış gibi basit bir açıklama yapılması yeterli olabilir. Hani çocuk çok spesifik bir soru sormayabilir. Ya da çocuk çok korktuysa, oradaki diğer çocukların korkusuna şahit olduysa, tüm bu olanlar seni korkutmuş, endişelendirmiş olabilir. Ama bak, biz annen baban olarak senin yanındayız. Bir tehlike anında seni korumak için hazır olacağız gibi çocuğun kaygısını yatıştırıcı şeyler söylemekte fayda var. Çünkü çocuklar korkacaktır. Ama onlara dediğim gibi okul öncesi çocuklara basit açıklamalar yapmakta fayda var. Şimdi okul çağındaki çocuklar kaygıyı kontrol etmekte en çok zorlanan gruplar. Çünkü hem realitenin farkındalar, gerçekliğin farkındalar, hem de sonuçta bir erişkin kadar duygu regülasyonu yapmak konusunda henüz nöronal gelişimlerini tamamlamamış durumdalar. Özellikle bu yaş grubuna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani okul çağındaki çocuklar daha sık ağlayabilir, daha geceleri kötü rüyalar görebilir. Özellikle anne ve babası için, kendi hayatı için çok endişelenebilir. Şimdi bu durumlarda çocuğa öncelikle güven hissettirmek gerekiyor. İşte bizim evimiz sağlam. Hani biz bunları kontrol ettirdik. Gittiğin okul sağlam. Bir deprem olursa biz şunları şunları yapacağız gibi, böyle bir tatbikat gibi evde düzenlenebilir. Mesela bu çocukların aynı zamanda deprem bölgesindeki depremzedelere yardım ettirilmesi sağlanabilir. Örneğin işte gel bak, hadi biraz paranı gönderelim ya da koli bantlayalım seninle, yardım yapalım gibi. Özellikle bu çocukların yardım faaliyetlerine katmakta fayda var. Ve çocuk her türlü korku ve kaygı semptomu getirdiğinde her defasında onu rahatlatmaya çalışmak lazım. Güvende olduğunu hissettirmeye çalışmak lazım. Zamanla tabii ki onların da tepkisi yatışacak, ama burada erişkinlere de büyük işler düşüyor. Bazen evde anneler babalar çok kaygılı olabiliyorlar. Şimdi annenin babanın çok kaygılı olduğunu gören çocuk daha çok kaygılanıyor. O yüzden mümkün olduğunca en azından çocukların yanında biraz daha sakin kalmak lazım. Haberlerdeki üzücü görüntüleri özellikle çocuklara göstermemek gerekiyor. Sosyal medyadan uzak durmalarını sağlamak gerekiyor. En azından bir süre. Ve dediğim gibi en önemli şey burada rutin. Çocukları günlük rutinlerine döndürmek lazım. Okuluna gitsin, kursuna gitsin, sporuna gitsin. Arkadaşlarıyla konuşsun. Bunlar yapılabilecek en iyi tedavi aslında. Emine Hanım, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Deprem ve afet psikolojisine dair bilgilendirmelerde bulundu psikiyatri uzmanı, uzman doktor Emine Yağmur Zorbozan, sevgili dinleyicilerimiz.